Bilim insanları ilginç ve gizemli bir projeye imza attı. Avustralya'nın Tazmanya Adası'nda Dünyanın Kara Kutusu adı verilen bir yapı inşa ediliyor. Bu yapının iklime ve iklim kriziyle mücadeleye dair her gelişmeyi kaydedeceği belirtiliyor. Kalın çelik duvarları, pil deposu ve güneş panellerine sahip olacak yapı, otobüs büyüklüğünde ve kolaylıkla zarar verilemez özellikte olacak. Monolit yapı, uçak kazalarında felakete neyin yol açtığına dair bilgi edinmek için kullanılan kara kutulardan ilhamla tasarlanıyor. Gelecek nesillerin insanlığın iklim krizine nasıl yol açtığı ve söz konusu krizle nasıl mücadele ettiğini görebilmesi amacıyla yapılacak kara kutu, iklime dair yapılan yeni araştırmalar, haberler ve sosyal medya paylaşımlarını arşivleyecek. İklim krizinin sebebiyet verdiği kıyametten sonra insanlara ne olduğu ve nelerin ters gittiğini anlatacak, ipuçlarına ev sahipliği yapacak. Kara kutu, kara ve deniz sıcaklığının değişimleri, okyanus asitlenmesi, atmosferdeki sera gazı miktarı, insan nüfusu, enerji tüketimi, askeri harcamalar ve siyasi değişimler gibi pek çok gelişme dahil olmak üzere geçmişten, bugünden ve gelecekten iklimle ilgili tüm konuşmaları ve eserleri belgeleyecek. Monolitte güneş enerjisiyle çalışan sabit diskler yer alacak. Bu disklerin her biri dünyanın karşı karşıya olduğu en kasvetli sorunlarla ilgili gerçek zamanlı bilimsel güncellemeler ve analizlerle dolacak. Böylelikle iklim değişikliği, türlerin yok oluşu, çevre kirliliği ve bunların sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili bilgilerin tümü kayıt altına alınacak. İnşası gelecek yıl tamamlanacak kara kutunun hard disklerinin Kasım'da İskoçya'nın Glasgow kentindeki iklim zirvesinden bu yana algoritma tabanlı bulguları ve konuşmaları kaydetmeye başladığı aktarıldı. Tazmanya Üniversitesi'nin de aralarında yer aldığı projenin ortaklarınca yapılan açıklamada kara kutunun iklim felaketine dair her adımı kaydedeceği belirtilirken gezegenimizin sağlığına ilişkin yüzlerce veri seti, ölçüm ve etkileşim sürekli toplanacak ve gelecek nesiller için güvenli bir şekilde saklanacaktır ifadeleri kullanıldı. Araştırmacılar bu projede yok oluştan sonra yeniden evrimleşecek veya dünyayı ziyaret edecek zeki canlılara ya da hayatta kalmayı başarabilecek insan gruplarına 21. yüzyılda insanlığın başına neler geldiğini anlatmayı amaçlıyor. Kara kutunun gelecek 30 ila 50 yıl içinde yeterli veri depolama kapasitesine sahip olduğu tahmin ediliyor. Geliştiricilerin depolama kapasitesini daha da arttırmaya çalıştıkları belirtildi. Projenin web sitesinde yaşam tarzımızı büyük ölçüde değiştirmezsek, iklim değişikliği ve diğer insan kaynaklı tehlikeler uygarlığımızın çökmesine neden olacak ifadeleri yer alıyor. Ve şu ibare bulunuyor. Dünyanın kara kutusu bu felakete doğru attığımız her adımı kaydedecek. Gezegenimizin sağlık durumuna ilişkin yüzlerce veri sürekli olarak toplanacak ve gelecek nesiller için güvenli bir şekilde saklanacak. Bu projenin direktörü olan Jim Curtis de projeyi şöyle açıklıyor. Fikir şu, dünya medeniyetleri iklim değişikliği sonucunda çökerse, bu yok edilemez kayıt cihazı geriye kalanların bundan ders çıkarması için orada olacak. Monolit yaklaşık 7 santimetre kalınlığında çelikten inşa edilecek. İçeride kutunun çatısındaki güneş panellerinin desteklediği internet bağlantılı depolama aygıtlarından oluşan bir sistem yer alacak. Projenin yapımcıları proje hakkında şunu da belirtiyor. Elektrik şebekeleri kapanırsa bu kutu hala çalışacak. Söz konusu proje aslında Norveç'teki benzer bir yapıyı çağrıştırıyor. Kıyamet günü deposu diye bilinen Svalbard Küresel Tohum Deposu adlı bu yapıda dünyadaki tüm tohumlardan örnekler yer alıyor. Bu yapıda doğadaki tahribatın bitki örtüsünün dengesini bozacağı öngörüsüyle inşa edilmişti. Tohumların korunmasıyla gelecekte sürdürülebilir tarımın yeniden tahsis edilmesi amaçlanıyor. Bu proje gelecek nesillere dünyanın bugünkü halini araştırmak ve görmek için büyük bir imkan sunacak. Belki de proje sayesinde birçok kötü gidişat tersine çevrilecek. Yaşadığımız gezegenin tüm sırları belki de bu kara kutuda yer alacak.